şu an Halil aşırı mutlu. Herkes Türkçe biliyor diye. Seviniyor musun? Evet. Nereye gidiyorsun? Türkiye. Tam gün doğuşuna denk geldi. Çok güzel oldu bak. Şükür iki ay aradan sonra bu yazıyı tekrardan gördük. Hadi bakalım devam ediyoruz. Samsun yolcusu kalmasın. Sönünceye kadar kemerlerinizi çözmeyiniz ve yerlerinizden kalkmayınız. Lütfen uçaktan inerken kişisel eşyalarınızı yanınıza almayı,
Bebek cam yeleklerini kabin ekibine teslim etmeyi unutmayınız. Başüstü dolaplarını açarken ve eşyalarınızı alırken lütfen dikkatli olunuz. Cep telefonlarınızı şu andan itibaren kullanabilirsiniz. Pegasus ailesi olarak bizimle seyahat ettiğiniz için teşekkür ederiz. Dear guests, for your own safety, please remain seated with your seatbelts fastened until the seatbelt signs have been switched off. When you leave the aircraft, please make sure you have... Ay kavuştuk. Kızlar ben şoktayım gerçekten. Böyle leblebeklerle bizi karşıladılar. Annemle babam da çiçek yaptırmış. Gerçekten bakar mısınız? Ay çok güzel değil mi? Şimdi diğer hacılar da çıkıyor. Samsun'da hava o kadar güzel ki. Şu bulutları hemen çekeceğim. Memleketimdeyim çok şükür. Çiçeklerimin güzelliği ve notunu hemen size göstermek istiyorum. Notumuzda da hoş geldiniz Medine gülleri yazıyor. Notumuz da çok güzel. Şöyle göstereyim. İyi ki varsınız güzel ailem. Teşekkür ederim. Muhteşem bir çiçek yaptırmışlar. Bayıldım. Evet, birazcık da güzel memleketimi çekeyim. Şimdi uçaktan indik. Bafra'ya geldik. Samsun Bafralıyım biliyorsunuz. Bazıları diyor ki Karadenizliyim diyorsun. Gerçek mi? Evet, gerçek. Bafra'da da bir sürü takipçimle karşılaştık. Almanya'dan gelenler de var. Hollanda'dan, Bursa'dan, İstanbul'dan gelenler de var. İşte burası da Bafra-Samsun arası yolumuz. Genelde Engiz'de 19 Mayıs'ta çekim yaptığımda ay benim evimi çekmişsin diyorsunuz. Artık ben de bu videoları Arabistan'a gittiğimde izlerim. Gerçekten Karadeniz çok güzel. Her taraf yeşillik, mavi ile yeşilin buluştuğu yer Karadeniz. Şimdi Allah nasip ederse yarın İstanbul vlogum var. Onu da ekleyeceğim bu videonun sonuna. Herkese iyi seyirler. Her zaman Arabistan'ı tanıtıyorum. Birazcık da kendi ülkemi tanıtayım dedim. İyi yapmış mıyım? Siz artık yorumlarda yazarsınız. Haydi bakalım. Selamlar çocuklar, Samsun'da ailemin yanında ben iş için İstanbul'a geldim. Bu arada ilk defa 3. köprüden geçiyorum. Hep biliyorsunuz diğer köprüden fotoğraf çekiyordum, video çekiyordum. Bugün de videomu bu köprüden açmak istedim. Şimdi Zekeriyaköy'e doğru gidiyorum. Ay ülkemiz o kadar güzel ki yani. Bir taraf deniz, bir taraf ağaçlar, yeşillik. Bu arada çok güzel olmuş bu köprüde maşallah. Şimdi bir evente katılacağım. Festival var. Ardından ikinci programa doğru yola çıkacağım. Birisi karşıda. Şimdi ilk karşıya geçiyorum. Tekrardan Anadolu yakasına döneceğim. Bugün benim için bayağı bir yoğun olacak. Ve sizlerle de paylaşacağım inşallah. Gökyüzünün güzelliğine bakar mısınız? Neredesin Mücellacığım? Hiç video atmadın YouTube'a, merak ettik diyenler oldu. Bu arada araç kiraladım. O kadar güzel ki bismillah maşallah. Hele şu gökyüzünün güzelliği. Bak ben bu Türkiye videolarını açıyorum gurbetteyken. Şimdi gurbette yaşayanlar benim ne demek istediğimi anlayacaklar. Böyle bunları açıyorum, izliyorum. Şu havanın berraklığı bile o kadar iyi geliyor ki size anlatamam. Çevre yolundan geldiğim için hep böyle kamyonlar, tırlar falan. Çok az bir yolum kaldı. Bakayım. Araç kendisi direksiyon kontrolü sağladığı için ben hafif böyle sağa sola yaptığım zaman direkt kendi kendini toparlıyor. Çok ilginç. Evet, direksiyonu tutun diyor bak. Evet efendim, çok az kaldı. Gideceğim yerde sürpriz olsun o zaman. 7 dakika sonra görüşmek üzere. Hadi bakalım, gittiğimde sizlere de çekeceğim. Yeni videomuz başlasın efendim. Cellacığım daha yeni geldin. Nereye gidiyorsun? Bize haber ver, habersiz bırakma yazanlar olmuş. Bir de Mücellacığım Fahriye Kara'yı bulursan, Kara mıydı ya? Fahriye, o hani kaçırılan var ya tünelde, kazada. Müge Anlı'ya çıktılar falan. Tam bilmiyorum da konuyu, takipçilerim sağ olsun. Mücellacığım eğer onu görürsen lütfen.
lütfen haber ver canım benim diyenler, ya çok tatlısınız ama yani herkes peçe falan takıyorlar orada. Özellikle o kadın zaten televizyona çıkmak istememiş. Ben burada bir yuva kurdum diye. Muhtemelen yani o kendi kararıdır. Ben nasıl bulayım arkadaşlar? Var ya, siz beni böyle Arabistan'ın dış işlerinden sorumlu, Türkiye'nin Arabistan sorumlusu. Yani çok tatlı. 3 kilometre sonra sağdaki çıkışa girin. Evet, çok az kaldı, gidiyorum. Bu arada araba Opel Mokka. Hoşuma gitti yani, şu an deneyimliyorum. Gayet güzel maşallah. Hadi bakalım. Ah İstanbul, İstanbul'u takipçilerim. Selamlar, ben geldim. Özlediniz mi? Festival deyince de sen ya. Biliyorsun ya, bu işin vakkosu sensin. O harika zaman şeyler var. Seni çok yordum. Ay, hadi bir yere götüreceğim. Sürpriz. Hadi süper bakalım. Bir yere gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. O nasıl güzel bir yoldu. Cennetten bir köşe gibi. Geldik şimdi sizlere, bir de girişi çekeceğim. Bakar mısınız? Mis gibi doğayla iç içe. Oo, çok güzel. Ay inanmıyorum. Ormanın içinde. Ay. Bak bak, bol oksijenli çam ağaçlarıyla. Aşağıya telefon numarası da bırakırım, bir sorarsınız. Muhteşem. Hadi bakalım, iniyoruz. Çocuk oyun parkı da var, orayı da çekerim. Biliyorsunuz bizim için en önemli detay. Şimdi manzarasını da çekeceğim. Muhteşem. Buranın en güzel özelliği manolya ağaçlarıyla bezeli. O kadar ya güzel kokuyor ki. Filme manolya. Ay bak. Kuş sesleri. Ay. Cennette miyim Zeynep abla? Çok güzel. Çam ağaçları mis gibi. Merhaba. Nasılsınız? Size mekanı çekeceğim diye söz vermiştim. Burası İstanbul'da. Bu arada biz arkadaşlarla buluştuk. Fenomen arkadaşlarla. Zaten Özlem'i tanıyorsunuz. Çekimlerini yapsın. Hemen size göstereceğim. Bu YouTube'da ayrı bir kitlem olduğu için Mücella'cığım, gezdiğin yerleri bize de çek diyorsunuz. Şu manzaraya bakar mısınız? O kadar güzel bir yer ki. Yani evet, İstanbul'da ikinci günüm. Şimdi sahildeyim. Şöyle Ortaköy, Beşiktaş, Bebek. Ve en son buraya geldim. Şimdi bir vapura bineceğim. Çok özlüyorum İstanbul'u ya. Gerçekten çok güzel. Bir video oldu ki nerede olduğumu ben bile anlamadım. İlk indim Samsun'a, ondan sonra İstanbul'a geçmem gerekti. Hemen İstanbul'a geçtim. İstanbul'dan döndüm. Arkadaşımın kınası vardı tekrardan Samsun'da. Sonra kınaya katıldım. Sabahında da Rize'ye, Ayder'e geçtim. Ayder'i de blokladım sizler için. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kızım neredesin, sana yetişemiyoruz diyenler var. Ben de kendime yetişemiyorum. Bak anne, top. Bunu istiyor. Hangisini? Pasta istiyor. Bak şimdi bak. Bak şimdi pasta istiyor. Hangisini göster bana? Bana göster. Çok güzel burası. Hoşça kalın.
ne diyoruz? Maşallah. Hoşça kalın.